Merhaba arkadaşlar. Bugün 7. sınıf 3. ünite yani maddenin yapısı ve özellikleri ünitesinden başka bir başlık anlatacağım. Saf madde ve karışım. Karışım ağırlıklı anlatacağım. Saf maddeye zaten bir önceki derslerimde de değinmiştim. Evet başlıyorum. Önce genel olarak saf madde nedir ona bakalım bir. Saf madde element ve bileşiktir. Yani elementler de saf maddedir, bileşikler de saf maddedir. Genelde öğrenci de şöyle bir yanılgı oluyor bileşiğin yapısına baktığı zaman iki farklı atomu gördüğü için onun saf olmadığını düşünüyor ama saf maddede aynı cins atom da olabilir, aynı cins molekül de olabilir. Bileşiğin özelliği aynı cins molekül taşıması, yani bunların her birinin aynı olması saf olması için yeterlidir. Elementte zaten öyle bir yanılgı olmuyor. Element atomik de olsa yani yığınlar halinde de olsa molekül halinde de olsa tek bir element olduğu için çok yanılgıya düşmüyor öğrenci ama bileşikte böyle bir yanılgı var. Bu yanılgı yanlış bir yanılgıdır. Bileşik için baktığımız zaman tek cins molekül olduğunu düşüneceğiz. Tabii ki bileşiğin içinde iki cins atom olmak zorunda en az ama eğer tek cins molekül olarak bakarsanız saf olduğunu fark edeceksinizdir. Şimdi bunların yapıları sorulabiliyor. Mesela böyle eğer yığınlar halinde veriyor ve tek bir atomdan oluşuyorsa atomik elementtir. Eğer tek bir atomdan oluşuyor ama ikili, üçlü, dörtlü, beşli, onlu ama hepsi aynısından oluşuyorsa molekül yapılı elementtir. Bileşiği zaten fark ediyoruz. En az iki tane farklı atom olacak ama bunlar ikili, üçlü, dörtlü bir grup halinde ise molekül halinde bileşik denir. Ama burada olduğu gibi yığınlar halinde ama düzenli yığınlar halinde ise bu da iyonik yapılı bileşiktir. Şimdi elementi daha önce anlatırken molekül yapılı elementten bahsetmiştik. İşte bir, ya da atomik yapılı elementte bileşikten de bahsettiğimiz zaman bileşik molekül yapılı da olabiliyor. iyonik yapılı olan da yığınlar halinde ama düzenli yığınlar halinde oluyor. Evet birkaç tane soru tipinden bahsedeceğim. Şimdi örneğin glikoz C6H12O6 bileşiğinde kaç tür atom kaç tane atom vardır? Şimdi kaç tür atomla kaç tane atom fark ettiğiniz gibi aynı şey değil. Tür olduğu zaman cinsine bakacağız. Örneğin bir karbon var, bir hidrojen var, bir oksijen var. Yani 3 tür ya da 3 cins atom vardır. Ama kaç tane olduğuna bakınca tek tek sayacağız. Yani 6 tane Oksijen var burada. 6 artı 12 tane hidrojen var. 12 hidrojen artı 6 tane karbon var. Baktığım zaman 24 tane atom vardır. Bir başka örnek. Magnezyum nitrat ismini bilmek zorunda değilsiniz birçoğunun. Bileşiğindeki elementleri ve sayılarını söyleyiniz. Baktığım zaman e, matematikten hatırlarsınız. Eğer bir işin içinde parantez varsa ve dışarıda bir katsayı varsa ya da burada olduğu gibi sağ alt köşede indis diyoruz biz buna. Bir indis varsa bu parantez içine dağılma özelliğinden faydalanır. Yani buradaki ikiyi oksijenle de çarparım. Azotla da çarparım. Magnezyumuna dahil olmadığı için bunu magnezyumu katmıyorum tabi. Magnezyumdan kaç tane var? Kaç tane olduğu şu sağ alt köşede yazar. Burada hiç yazmıyorsa bir anlamına gelir bu. Demek ki bir tane magnezyum var. Azota baktığım zaman sağ alt köşesine yazmıyor demek ki bir var. Ama ben parantez ikisini kapsadığı için bu birle 2'yi çarpacağım. O zaman iki tane azot eder. Oksijenin sağ alt köşesinde 3 yazıyor. 3 tane oksijen var. Ama parantezin dışından gelen 2 ile de çarptığım zaman 2 çarpı 3 6 tane de oksijen vardır. Evet karışıma gelelim. Şimdi karışımın özelliklerini anlatırken genelde sorular karışımın özelliği ile bileşiğin özelliklerinin ortak noktaları farklarına bakar. Biz de bileşik üzerinden gideceğiz. Bakın karışımı tanımı şudur. En az iki madde olacak ama bunlar rastgele birleşecek. Yani birinden az birinden çok öbüründe öbüründen az öbüründen çok olabilir. Birden fazla madde olacak. En az iki madde. Rastgele oranlarda bileşikte hatırlarsanız belirli oranlarda demiştik. Bir araya gelerek aralarında kimyasal bağ oluşturmadan kimyasal bağ yoksa yeni madde yoktur. Meydana getirdikleri maddelere karışım denir. Demek ki bunu da yazmayalım daha görünür olsun. Yeni madde oluşmaz. Ve rastgele olanlardan da şunu kastediyorum. Örneğin tuzlu su oluşturacağız. Tuzlu su bir karışımdır. Şimdi tuzu az koyarsan da bu tuzluk su karışımıdır. Çok koyarsan da tuzluk su karışımıdır. Yani tuzun az veya çok olması karışımı bozmaz. Ama bileşikte de öyle değil de bir elementten bir tane bile fazla olsa onu dışarıda bırakır. O oranı bozmazlar. Evet benim ipuçlarım yani bu tarımdan çıkaracağım kısımlar şu. Belirli bir oran yok. Bileşiklerde vardı. Yeni bir madde değil. Bileşikte yeni bir madde oluşuyordu. Saf değil, bileşik saftı. Bileşenler özelliğini kaybetmiyor. Tuz da duruyor, su da duruyor. Özellikleri tadı aynı ama bileşikte kaybediyordu. Karışımların formülleri yoktur, bileşiğin vardı. Gördüğünüz gibi bu özelliklerin hepsi bileşikteki özelliklerinin tersi. Zaten sorular karışım ve bileşiğin ortak zıt özelliklerini ya da araya bir de element koyuyor. Karışım element bileşiğin ortak zıt özelliklerini falan soruyorlar. Buradan bu bileşik mantığıyla yani bir diğerini bilirsen bunu bilmen kolay olur. Şimdi karışımı da ikiye bölüyoruz. Homojen karışım, biz bunlara çözelti diyoruz. Bazen çözelti der homojen karışım olduğunu anlaman gerekir. Ya da burada olduğu gibi homojen karışım der, sen onun çözelti olduğunu bilmen gerekir. Ya da heterojen karışım, ona da adi karışım deniyor. Yani sıradan adi, kolay yapılıyor manasında kullanılan bir e, ikinci isimdir bu. Devam ediyorum. Teker teker inceleyeceğim. Önce homojen karışım yani adi karışıma bakıyoruz. Her yerinde aynı özellik yoksa heterojendir. Örneğin kum su. Bakın şurada örnekte kum ve suyu karıştırırsam kum dipte çökelir. Su da gördüğünüz gibi bu diğer kısmı oluşturur. Baktığım zaman dipte bir kum yoğunluğu var. Üstte hiç kum yok. İşte her yerde aynı özelliği göstermiyor demektir bu. Su zeytinyağı Örneğin suyla zeytinyağını karıştırırsan su daha yoğun olduğu için altta olur. Zeytinyağı ise şöyle yukarıda birikir. Ne kadar koyduğuna bağlı. Gördüğünüz gibi yukarı ve aşağıda farklı bir manzara çıkıyor karşımıza. Her yerde aynı özelliği göstermiyor. Ayran, ayran çok fark edilmiyor ama dikkat ederseniz bunu biraz daha mikroskobik incelerseniz küçük yoğurt parçalarının içinde dolandığını görürsünüz. Bu genelde tuzak soru olarak sorulur. Çünkü baktığın zaman ayran sanki her yerde aynı özelliği gösteriyor gibidir ama bakın küçük yoğurt parçaları bu işi bozar. Tebeşir tozu su o da içinde küçük küçük parçalar dolaşır. O da bir heterojen karışımdır. Süt süt de ayran gibi karıştırılır. Baktığın zaman her yerde aynı gibi gözükür ama o da bir tuzaktır. Örneklerde çok çıkar. Sütün üst kısmı daha yağlıdır. Bizim kaymak dediğimiz kısım. Bu da üst kısımla alt kısım arasında farklılık oluşturur. Demek ki her yerde aynı özelliği göstermiyor. Kan. Kan da yine tuzak soru olarak sorulur. Baktığın zaman kıpkırmızı her yerde aynı gibidir ama kanın 3 tane farklı hücresi vardır. Mesela bir tanesi şöyle hücre, bir tanesi başka bir hücre, bir tanesi de daha farklı hücre diye gösterelim. Şimdi konumuz bu olmadığı için ayrıntısına girmiyorum. Bunların sırayla aynı oranda dağılmasını beklemek çok e, mümkün olmuyor. Zaten öyle de değil. Biraz aşağıda biraz yukarıda yoğunlukları değişiyor. O yüzden kan hücreleri her yerde aynı sayıda bulunmadığı için o da heterojen bir karışımdır. Evet geldik homojen karışma yani çözeltiye. Çözelti konusunu ayrıntılı işleyeceğim. Homojen karışım demektir çözelti. Her yerinde aynı özelliği gösteren maddedir. E, maddelerdir. Homojen karışma evet diğer ismi çözelti denir. Şimdi çözeltide İki bileşen vardır. Bir çözücü, iki çözünen. Bir maddenin içinde başka bir madde çözünürse buna çözelti denir. Ama her yerde aynı oranda olacak, her yerde aynı özelliği gösterecek. Örneğin tuzlu suya bakalım. Şimdi tuzlu suya baktığınız zaman tuzlu suyun içinde hiçbir farklılık göremezsin. Her yerde aynı gözükür. Tuzlu su, şerbet, yani şekerli su. Dikkat edin, burada çözücü olanları altına yazdım. Yani tuzlu suda çözücü olan su çözünen tuz. Çözücü olan şerbette su çözünen şeker. Havada havada çözücü olan azot çözünen oksijendir. Ne, neden azot çözücü? Nereden bileceğim ben? %78 oranda vardır. Oksijen ise %21 oranda. Buradan ne anlamam gerekiyor? Çok olan çok olan çözücüdür. Çözücüdür. Bu kural sadece su için geçerli değil. İçin geçerli değil. Yani ben kocaman bir paket tuzun içine 3 damla 4 damla 1 damla su damlatsam bile çözücü sudur. Su için azlık çoğukluğa bakılmaz ama diğer maddelerde hangisi çözücü hangisi çözünen bakman için çok olan çözücüdür. Azot burada çok olduğu için havada çözücüdür. Havada homojen bir karışımdır. Havaya baktığın zaman bir yerde azotu çok bir yerde oksijen çok gibi bir şey mümkün değil tabii ki. Kolonya, kolonyada su etil alkolü çözer. Sirkede asetik asit suyun içinde çözünür. Gazozda ise çözünen karbondioksit gazıdır. Suyun içinde çözünür. Yani bunlar değişebiliyor. Katı katıyı çözüyor. Katı gazın içinde çözünüyor. Sıvının içinde gaz çözünüyor. Birçok çeşidi vardır. Evet, çözünme nedir? Şimdi çözünmeyi biraz daha ayrıntılı incelersek şunu göreceksiniz. Bazen model üstünde sorar. Bu bir modeldir. Şimdi baktığın zaman örneğin şu kısmı görmesem ve sana dese ki hangi madde çözüyor, hangisi çözünüyor. Şimdi çözücü çözüneni küçük parçalara bölerek etrafını çevirir. Yani bu etrafını çeviren küçük mavi olanlar çözücüdür. Ortada kalan tek parça ise çözünendir. Eğer model üstünde gösterirse de böyle dikkat etmen gerekiyor. Bir başka homojen madde. Çözücü ve çözünen metal ise buna alaşım denir. Bakın yine homojen bir karışım. Yine bir çözeltiyor ortada var. Ama bu sefer metal metalin içinde çözünüyor ve o kadar homojen çözünüyor ki her yerde aynı özelliği gösteriyor. Bunlar da günlük hayatta çok kullandığımız şeyler. Mesela bronz madalya vardır. Diğer ismi bronzun tunçtur. Tunç bakırla kalayın homojen karışımıyla oluşur. Pirinç bu genelde elektrikte kullanılır. Çinko ve bakır karışımıdır. Lehim yine elektrikte de devreleri bağlamakta kullanılır. Kurşun ve kalayın karışımıdır. Paslanmaz çelik demir, nikel, krom karışımı olabilir. Ama Paslanmaz çeliğin şey farklı bileşenleri vardır. Bazen demirin içinde karbonu sadece çözebilirler. Evet şimdi çözünme hızı nelere bağlıdır? Yani ben bir maddenin içine örneğin basit olsun diye suyun içine ya da çay örneğini verelim. Çayın içine şeker attım. Şeker. Şimdi bu şekerin çözünme hızı nelere bağlıdır? Bir, Sıcaklığa. Eğer çay sıcaksa kolay çözünür. Hatta mesela küp şekeri attığınız zaman çaya çözülmüyorsa dersin ki çay soğuk o yüzden çözülmüyor. Çayın sıcaklığını arttırsan kolay olur. Demek ki sıcaklıkla doğru orantılı. Sıcaklık arttıkça çözünme hızı artar. Azaldıkça azalır. Temas yüzeyi. Temas yüzeyi ile ne demek istiyorum? Taneciğin büyüklüğü. Kocaman bir şeker atarsan onun çözünmesi zor olur. Ama toz şeker atarsan küçük küçük parçacıklar onun çözülmesi daha kolay olur. Zaten küp şekeri dağıttığın zaman önce bir kaşıkla kafasına vuruyorsun biraz. Onu parçalamaya çalışıyorsun. Çünkü parçalanınca e, çok düşünmeden yapıyorsun bunu ama parçalanınca daha çabuk çözüleceğini biliyorsun. E, o yüzden tanecik büyüklüğüyle çözülme hızı orantılıdır. Nasıl orantılı? Tanecik büyüklüğü azalırsa yani toz şeker, pudra şekeri olursa çözülme hızı artar. Ya demek ki burada bir ters orantı var. Burada doğru orantı vardı. Karıştırma zaten karıştırmazsan onun çözülmesi çok zaman alır. Karıştır çok karıştırırsan çözünür. Bu da doğru orantılı bir olaydır. Sıcaklık artarsa çözünme hızlanır. Soğuk çaydaki şeker zor çözünür gibi. Karıştırma çözünmeyi hızlandırır. Bunu zaten günlük hayattan biliyoruz. Tanecik boyutu ne kadar küçük olursa çözünme o kadar hızlı olur. Yani bir ters orantı var. Tanecik büyüklüğü küçülüyor, çözünme hızlanıyor. Örnek vermişiz burada pudra şekeri toz şekerden. O da kesme şekerden çabuk çözünür. Çünkü pudra şekeri toz şekerin ezilmesiyle yapılır. Daha küçük tanecikler vardır. Evet bir tane örnek vermiş. Aşağıdaki kaplara eşit kütlede şeker atıldığında hangisinde çözünme hızı en hızlı gerçekleşir? Sıcaklık var benim için önemli olan sıcaklık. Bir de taneciğin boyutu. Tanecik boyutu. Tabii ki üçüncü olay da var. Karıştırma. Ama burada karıştırma yok. Karıştırma karıştırma olmadığı için bunu burada göz ardı ediyorum. Sıcaklığı en yüksek olana bakmam lazım. Bakıyorum 100 gram 100 mililitre su. Hepsi 100 mililitre su. Ama sıcaklıkları farklı. O zaman sıcaklığı en fazla olan 2 taneyi aldım. Ondan sonra sıcaklığı bitirdim. Tanecik boyutuna bakacağım. Buna pudra şekeri atılmış. Buna toz şekeri atılmış. Ha, pudra şekeri daha küçük tanecikti. O zaman pudra şekerini tercih etmem lazım. En erken bu çözünür. O yüzden bunu seçerim. Diyelim ki en geç çözüneni bulmamı istiyor. Onu düşünelim bir. Baktığım zaman en soğuğu seçeceğim. Bakıyorum en soğuk evet 20 santigrat derece. Bir de üstüne üstü küp şeker atılmış. Küp şeker atıldığı için çözünme daha da yavaş olacak. Bu da son. Buna ilk diyorum. Evet bir sonraki dersimde karışımları ayırma yöntemlerini anlatacağım. Bir sonraki derste görüşmek üzere.